Doğrusu vali olarak bu şehre atanana kadar bu zenginliklerin birçoğundan benim de haberim olmadığını itiraf etmeliyim. Bu da bizi Diyarbakır'ın tanıtımı noktasına götürüyor ve Diyarbakır'ın hem Türkiye'de hem uluslararası alanda daha çok bu manada tanıtıma ihtiyaç duyduğunu da ortaya koyuyor. İnşallah bu dönemde üniversitemizin gücünü de arkamıza alarak Diyarbakır'ımızın tanıtım stratejisi ve eylem planını da kısa zaman içerisinde hayata geçireceğiz. Değerli misafirler, üniversitemizin 2024 yılı yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre genel doluluk oranı %99 olmuştur. Doluluk oranları fakültelerimizde %98 olurken meslek yüksekokullarımız düzeyindeki doluluk oranları ise %100'dür. Dicle Üniversitesi geçen yıllar içerisinde sadece bölgeye hizmet veren bir üniversite olmakla kalmamış, uluslararası alanda da gösterdiği başarılarla gücüne güç katmıştır. Bugün bünyesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin A'dan Z'ye ihtiyaç duyacakları tüm olanakların olduğu modern yapılara sahip 17 fakülte, teknik donanımlara sahip 12 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 38 uygulama ve araştırma merkezi, eğitim ve araştırma hastanesi, onkoloji hastanesi, çocuk hastanesi, yanık merkezi, Orta Doğu'nun en büyük kalp hastanesi, tüm Türkiye'ye örnek olan ve ilk kez hastane binasından bağımsız inşa edilen acil travmatoloji kompleksi ile bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversite olmuştur. Saygıdeğer konuklarımız, Dicle Üniversitesi olarak dünyanın ulaştığı bilgi düzeyi ve teknolojideki gelişim aşamalarını takip etmekteyiz. Bünyesinde öğrenim gören öğrencileri mesleki alanda en iyi şekilde yenilikçi, hoşgörülü ve toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef olarak belirlemiştir.